Cüneyt Bey, siz ne yapacaksınız bundan sonra? Daha gençsiniz yani. Hedefimiz dünyanın her yerinde olmak. Ya öyle laf olsun diye her söylemiyorum. Her yerden kasın mesela. Ya bütün olması gereken, para kazanabileceğimiz, ülkemizi anlatabileceğimiz, bayrak ülkemizi sallayabileceğimiz. Evet, bravo. Güzeldi. Peki o Cüneyt Bey, ben şunu söyleyeyim. Herkes mesela bu işte Amerika'da falan böyle et lokantına böyle işte ya da Brezilya'da işte şahane et veya ağır. Mesela ben Türkiye'deki aldığım lezzeti hiçbir yerde almıyorum. Bende mi hata var? Yok, hata sende hata yok abi de şimdi onlar mesela Brezilya ve Arjantin'deki etler gerçekten olağanüstü etler değiller. Bence de değildir. Değiller yani. Ve ben hayatımın en kötü eti onların değil. Dünyada etle anılıyor olmalarının sebebi muhteşem meralarının ve çok sayıda hayvan öğretmelerinden dolayıdır. Evet. Ama Amerika ve Avustralya öyle değil abi. Gerçekten bu işi bilimsel olarak yapıyorlar. Bilimsel. Japonlar nasıl yapıyorlarsa onlar da bunu bilimsel olarak yapıyorlar. Yani ya, bir canlıya... Et pişi bilemiyor. Yakıyorlar eti böyle bir... Sorun orada abi. İçine ediyorlar. Çünkü onlar için değerli değil. Hep var ya, onun için değerli değil. Bizde değerli. Yani Türkiye'de yani, et pişirmek daha... Bizim ben bana ben eti Türkiye'de severim. Evet. Bir Fransa'da severim. İki başka yerde yemem zaten. Fransa'da kullandığı etlerin aynı abi zaten. Sorun yok ki yani. Aynı. Ama pişirmeyi bile güzel pişiriyor. Pişirmek abi. Bütün mesele ona saygı duyup adam gibi pişirmek. Eğer doğru pişirme dersen olmaz abi. Amerikalılar dünyanın en kötü etini pişirir. Psikopatça yapıyorlar yani. Birindeki kayışı yerim Amerika'yı yemem. Dünyanın en kötü etini pişirir. Dolayısıyla öyle oluyor. Ama biz ona abi çocuğumuz gibi bakıyoruz. Çocuğumuz gibi ilgileniyoruz. Bir de iyi beslenmiş, güzel beslenmişsin. Çünkü tarladan başlıyor bu yani. Ne yerseniz o olursunuz sözü herkes için geçerli. Ona ne yedirirseniz o olur. Ne yedirmek lazım siz peki? Siz yani arpasıyla, buğdayıyla, kırmasıyla, zamanında, merasıyla bunların hepsi olmalı. Son 4 ay ahıra bağlarsınız. Merayı gezer, büyür, gelişir. Ondan sonra son 4 ayda buna vermeniz gereken yağlanması için, lezzetlenmesi için arpa, buğday, kuzuysa buğday. Mesela dünyada buğdayı kuzuya buğday veren yok. O kadar yoktur. Savaş var. Millet evet. Ekmek için buğday bulamıyor. İleği mi edecekler? Buğdayı dünyada yalnız biz haşlayarak, yarım haşlayarak veririz kuzuya. Dünyada bunu yapmazlar. Sararlar şeye, biter. Sen bayağı kuzuya yemek veriyorsun yani. Evet. Yarı haşlanmış. Eğer yarım haşlamazsanız o dışkısını da dışarı atar. Atar, he, hazmedemez tabii. Atar, dışarı atar. Arpayı kırmadan verirseniz onu yağa dönüştüremez. Ona değer katamaz. O da dışkıda çıkar. Onun için onu kırmalısınız, yarmalısınız, yarma deriz. Yarma diyoruz ona. Buğdayı da haşlamaz. Bütün bu teknikler bizim ülkemizde var. Sen koyunlara bildiğin bulgur pilavı yediriyorsun. Evet. Onlar canlı abi. Hayvan değil abi. Hayvan demedim, koyunlara dedim zaten. Yani canlı abi. Onun için ona bunu yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla bizim etlerimiz daha lezzetli oluyor. Peki mesela meyve İyisini... falan veriyor musun? Meyve falan veriyor musun? Verilmiyor ama küspe mesela. Küspede ne kadar atılmış, kokulmuş bilmem ne varsa. Ama kötü olur o eti bozar. Tabii ya. Bozar. Ya, Türkiye'de geçiyor, kokusu geçiyor. Kokusu tabii, Türkiye'de etin bozulmasının en büyük sebebi? Pancar fabrikaları. Evet abi. Pancar küspesi eti mahveder. Her türlü şeyi küspe yapıyorlar. Her şeyi biz ona silaj diyoruz. O silaj çıktı, Türkiye'de et bitti. Yani bitiş yok. Koyun diyorsun, kuzu 40 derecenden. Evet. Şimdi buradan çıkıp ben 40 derecenden. Balıkesir. 40 derecenden 1 numara, Balıkesir 2 numara. Sığır'da? Sığır'da da yine Marmara haritası, yine Trakya ve Balıkesir. Ama havalesidir. Bir ortalık karışır öyle tahmin ediyorum. Yok, dünya bunu biliyor. Türkiye de bunu biliyor. Ben bilmiyorum. Bu ben bilimsel, bilimsel bildiğim için. Bilmiyorum, koyunda mesela koyun da olur. Abicim, güzel değil mi o koyunlar? Güzel ama bunlar gibi değil. Ha. Kötü değil, bunlar gibi değil. Her şey bir ya birisi asil, birisi de normal vatandaş yani olay bu. Ve bu doğuştan olur. Bir de onu doğru beslersen bam. Yani kraliçe gibi bir koyun yani, evet, senin abi. Gibi. Elizabeth. Irkı iyi olacak, cinsi iyi olacak ve iyi besleyeceksin. Doğru besleyeceksin abi. O mutlu olacak, mutlu yaşayacak. Mutlu bir yaşam sürecek. Peki bunlar isim, mesela bu kadar soylusa isim falan koyuyor musun? Koyuyor musun bunlara? Yani zaten ya hepsinin ismi var abi. Bu Filip, bu Andrew. Yok, onların isimleri var. Kıvırcık, Dağlıç, yok, Karaman. Yok, hayvanlar birer bir isim. Ama onların isimleri o. Ha. Ya isimler o. Ben bugün onlar, çok enteresan bilgiler öğrendim. Çok acayip şöyle değil mi? Evet, evet. Mesela 40 tereli koyunu bilmezdim mesela. Evet, ben. Yarın araştıracağız. Hep, 40 tereli dünyanın bir numarasıdır. Evet. Allah Allah. Balıkesir 2. Mesela 40 tereli de bir çiftlik kurmayı düşünüyor musunuz? Önce çiftliğimiz oradaydı. Sonra orası biraz yozlaşınca Balıkesir Gönel'e taşıdık. Peki 40 tereli koyunu gibi koyun olmuyorsa Gönel'de koyun yetiştiriyor musun? Koyunu oradan alıyoruz abi. Yani. Evet. Yetmediği sen koyun yetiştirmiyorsun. Hayır, yetiştirmiyoruz. Biz büyükbaşı yetiştiriyoruz. Hmm. Tabii büyükbaş önemli de Türkiye'de büyükbaşlara değer veriyoruz. Şimdi büyükbaş çok önemli ve çok değerli. Ama biz küçükbaş çok üretmemiz lazım. Peki niye Türkiye'de etle ilgili bu kadar sorun var? İşte biraz önce anlattığım politik, gibi. Politik yanlışlık mı yoksa
Köylü ya politik ve, demeyelim yani. Köylü bence, ve çiftçinin bilinçsizliği bence mi? Bence bu süreç, yo şunu da söyleyeyim. Cumhuriyet tarihinin tümü kadar teşvik ve kredi verildi. Verildi mi sonuç yok? Verildi yani net ama hedefe ulaşmadı. Olmadı. Geriye dönüşüm olmadı. Çünkü onun için, plansız ve programsız. Onun, evet. Onun için bir anlattığım manifesto uygulanmalı. Ya şimdi ben şimdi mesela bakan olsam, Tarım Bakanı, şimdi kim bilmiyorum ama. Dedim ki Cüneyt kardeş gel bakalım. Evet. Pardon Cüneyt abi. gel bakalım bir anlat ne yapacağız diye. Dinlerim seni yani. Ya sahadan geliyorsun bu işinde. Tabii tabii her yerde bu işinde, evliyası gibi olmuşsun. Benim neredeyse. Gibi evliyalar var abi. Var mı başka senin gibi? Var benim gibi evliyalar senin da gibi var. Bu işe kafayı takmış, dedirmişler var mı? Bir mesela bu işe gönül vermiş insanlar var. Mesela Maraş'ta bir tane Eşref Şekerli diye bir adam var abi. Buna yürek vermiş, gönül vermiş. Abi o da mı hayvan iştiriyor? Evet abi. Adam eskiden imamdı. İmamdı, cami hocasıydı. Bıraktı, hayvancılık yapıyor. O da etçi imam. Evet abi. Ama olağanüstü bir adam. Olağanüstü bir adam. Yani bu işi gerçekten yapıyor. Ondan ikimiz... Biz bu işi götürürüz abi. Allah Allah. Çok kolay abi. Peki mesela sen onda et alıyor musun dükkanlar için? Yok o daha çok programlar yapmaya başladı şu anda. Kendi çapında ufak az bir büyük, çok büyük çiftliği yok. Küçük bir çiftliği var. Hem üretiyor hem de orada burada ders mersi vermeye başladı. Peki mesela bu devletin şeyler var. TİGEM'ler, üretim çiftleri falan. Oralarda var mı bir şey? İşte ırkları korumak adına. Onlar çok önemli ve değerliler. Bitmemesi, korunması gereken ırkları orada korumaya... Devam ettirmeye çalışıyorlar. Evet, TİGEM'in en büyük şey özellikleri de bunlar zaten abi. Onlar da yapıyorlar. Oralarda TİGEM'de ciddi ya. Sorun var evet. Ben söyleyeyim sana. Var tabii yani. Aslında çok zor değil yani. Peki bir şey soracağım. Şimdi hep sığır koyun mesela. Dünyada at eti de yeniyor. Türkiye'de niye yemiyor eti? Çünkü geleneksel olarak Türklerin at eti yemek gibi bir kültürü de var evet. Orta Asya'da. Niye yemiyoruz mesela şimdi? Niye? İşte abi dini bakılıyor aslında. Yok dinen yasak değil ki at eti. Türkistan'da tamam o Türkiye'de yediremezsin yapamazsın abi. Allah Allah. Evet savaş halinde. Bizde savaş halinde yiyebilirsin. Savaş halinde o da sağ tarafını yiyebilirsin. Allah Allah. Tabii, evet sol tarafını da yiyemezsin yine. Allah Allah. Evet. Niye solcu olduğu için mi? Yok işte sağ tarafı. Allah. Sağ tarafını yiyebilirsin. Sol tarafını yiyemezsin. Atın. Ancak savaş halinde yani ihtiyaç halinde. Kıtlık halinde. Kıtlık halinde yiyebilirsin var. Bence de at dünyada en temiz beslenen canlılardan biridir. Biridir aynı. Onu biliyorum. Yani seçer, üfürür, aynen. Temizler ve önündeki tane taneleri yer abi. Kötüleri yemez. Ve keçi. Keçinin bu kadar sütünün değerli olması anne sütüne en yakın süttür. Süttür. Eşek çünkü, sütünden sonra. Çünkü gider filizlerle yer. En yakın süt eşek sütüyle derler. Ama ben keçinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü keçinin nasıl beslendiğini biliyorum. Bir keçi eti iyi bir et midir? Hayır. Ama sütü çok iyidir. O kadar iyi besleniyor ki çok hopluyor. Çok zıplıyor. Yani. Çok geziyor. Yani bir de meraklıyım. Dolayısıyla eti iyi değil. Ve etinin kendine has... çok niye fazla... ama keçi etinden çok güzel sura yapılmaz mı mesela? Ne yapılmaz mı? Sura. Yapılır. Ama işte tencerelik yemekler yapılabilir. Çünkü kokusu çok ağırdır. Ama oğlakken, küçükken yani yavrusu küçükken, evet. Muhteşem. Ne yaparsan yap. Ama yine tencere yemekleri yapılabilir. Sen ama keçisi satmıyorsun. Hayır. Çok ağır abi yemezler. Öyle mi? Ben sütü, keçinin ben oğlak sütü... etine bayılırım. Tabii oğlak muhteşem olur. Yaparız onu bir gün. Acayip yaparız yani. Fırında yaparız. Ya İçine da pilavı dolduracağız. Bakır bir kapta. Of. İçine pilavı dolduracağız. Fevkalade. Ay. En iyi. Çünkü çok fazla yağ yoktur. Tamamı ettir ve de körpedir. Muhteşem olur yani. Muhteşem olur. Tam da zamanı şimdi. Evet. Yaparız abi sıkıntı yok. Ay. Sen tatile gidiyorsun ya git gel abi hemen yapalım. Sıkıntı yok. Keçi sütü bütün çok sütlerin yüzük. Üstünde gelir. Çok güzel. Sebebi filizini yer. En ucunu yer. En tazesini yer. En uçuruma gider abi çiçeği görsün. Kimsenin olmadı yemeyeceği şey. Arı gibidir. Arının hikayesi. Arı bir fabrikadır. Arının bir özelliği yok. Arının özelliği çiçeği, böceği toplayıp onun göbeğini alıp beslenmesidir. Arı bir fabrika görevi tamam, görür yani. Ama işte ondan da keçi de bu şekilde beslendiği için sütü anne sütüne en yakın süttür. Neler öğrendik? Evet inanılmaz. Ama işte geç kaldım. Yani daha önce söyleyecektik ki eşek sütünün. Çocuklar büyüdü artık. Eşek sütünün, affedersin ama. Ben de biliyorum keçi sütünü. Evet, o da evet. Tabii çok evet. Şey. Çünkü beslenmesinde bir... ne yerseniz o olursunuz dedik ya o keçi öyle besleniyor. Peki vegan trend yükseliyor. Bu evet. Senin işleri bozacak mı? Yok abi dünyada insanlar doğuyor, büyüyor, yaşıyor, peki bu, ölüyor. Peki bu sığır üretiminin dünyaya evet. Zarar verdiği sebebi böyle, üretimi... böyle bir sorun var. Bu sorun da gerçek yani. Bunu hayır demek mantıklı olmaz ama. Suni et falan filan o etleri bu etleri şu etler hiçbir zaman bu etin yerini alamayacağı için abi. Peki şimdi mesela laboratuvarda et üretiyorlar. Ya şunu diyorum yani. Hiçbir zaman gerçeğini yerini alamayacağı alamaz için. İmkanı yok öyle bir şey yok abi ya. Yok öyle bir dünya.
Ya bir tanesini birini bambaşka bir şey yani bu. Bambaşka bir şey. Öteki sünger gibi bir şey ya. Ha, tadı var, aroması var. Bir ton malzemeyi toplayın. O zaman suni eti yapalım. Yaparız. Hiç et kullanmadan et yaparız abi. Ne ki? Aynı baharatlar, onları bunları aromayı koyuyorsunuz. Alın size et. Yaparız yani. Ama bu et gibi değil abi. Et gibi olmaz abi. Daha çok yolu var onun. Çok yolu var. Var tabii ama... Yani bu kadar fazla da bence et yemek doğru bir şey değil. Çok yani yemeyin abi. Dünya açısından. Tamam çok yemesinler. Yani hakkını yesin. Makul miktarda güzel et yesinler. Yani 100 gram, 200 gram yesin günde. 200 gram bitti. Ama 5 kişi böyle günde 200 gram yerse bayağı bir masrafı da söyleyeyim. Tabii 100 gram yesin. Ama yani makul de gramlarda yemeleri lazım. Ama bizde öyle değil ki. Zaten bizde eti tüketen insan bir sınıf. Diğer sınıf tüketmiyor. Tüketemiyor. Evet. Tüketmiyor zaten. E o da bu ne oburluk yani? Ne gerek var? Aynen. Budur. Çok öğrendik. Evet bugün bu akşam oldu. Bu akşam kasabı geldi bu artık. Evet teşekkür ederim. Hepinize sabrınız vallahi için. Vallahi bir gün kasapta çalışmayı çok isterim yalnız. Et kesmek, et işlemek çok muazzam bir iş. Kime dokunursam uçuyor abi. Gel. Arkasından ben de uçarım. Çok uçmaya da ihtiyacım var. Uçmaya da ihtiyacım var. Ben de açarım sizden. Vallahi sabrınız için teşekkür ederim. Yok, hoş geldiniz. Çok keyifli. Enerjisi çok yüksek. Yani enerjimiz harika. Et kadar laf da üretiyorsun yani söyleyeyim sana. Çok ben güzel konuşuyorsun. Ben laf üretmem abi. Çok güzel konuşuyorsun. Ben gerçeğim abi. Hayır, laf üretiyorsun, konuşuyorsun. Yani şahane yani. Anlatıyorsun yani. Çünkü ben bu ülkenin gerçeğiyim Fatih abi. Ben bu ülkenin gerçeğiyim yani. Gerçek. Eksiden, sıfırdan bile değil. Eksiden çıkmış. Eksiden hayatla birebir boğuşmuş, mücadele etmiş. Sokağıyla en altını ve en üstünü görmüş, yaşayarak görmüş biriyim. Bu ülkenin ta gerçeğiyim ben. Ta gerçeği. Onun için de konuşacak çok şeyim var. Malzeme çok. Çok şey konuşabilirim. Hikayem çok diyorsun. Evet hikaye çok. Çünkü bunları ben yaşayarak öğrendim. Onun için bende kaldı. Kitapta okuyarak onu bilmem ne. O bileği ne ki ne? Bu abi kardeşimin bana yapmış olduğu... Kardeşin kim? Abed İskender. Ha Abed İskender. Evet abi. Çok iyi ustadır abi. Abi. Muazzam ustadır. Evet kardeşimdir, arkadaşımdır, dostumdur işte öyle abi yani. Abidiz. Abidiz kendir abi. Galatasaray Paşa diyorum. Şeyde Kapalı Çarşı'nın Cağaloğlu'nda. Evet. Eski İstanbul reklamının binası değil mi? Evet abi. Muhteşem bir ofisi var. Bir gün gidelim mi? Bir de çok güzel bir Vespa'sı var. Gördün mü onu? Felaket. Onda ne yok abi? Antik Vespa. Çok zevkli, çok keyifli bir adamdır abi. Muazzam. Ya bir gün hakikaten abinizi çağırdım buraya. Yes. Beraber gelelim abi. 12 yılında beraber askerdik. Sen gidince abiniz konuşamaz. 12 yılında beraber askerdik öyle abi. Mi? Evet abi. 12 çok severim abinizi. Nöbete gider gelirdi abi. Benim yatağıma girer. Ayaklarını benim altıma sokardı ısınmak için. Düşünmek. Ben ısıtırdım onu abi. Evet. Enerjim bu konulara fazla girmeyelim. Yok yani. Böyle de bir hayatımız da var ondan ya. Tamam o yıllardan arkadaşız kardeşim. Vay 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 vay.